Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tolga Sezdi. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Dün Instagram'a bununla alakalı bir hikaye ekledim. Sizlerden soru istedim. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Yaklaşık 300-350 tane soru gelmiş arkadaşlar 12 saatte. Tabii ki bunların hepsine cevap vermem mümkün değil. Çünkü içlerinde gerçekten cevabı çok uzun olan sorular var. Bunun dışında cevabı gösterilerek, kuşun üzerinde tarif edilerek anlatılacak sorular da var. Ben o yüzden onların arasında bazı elemeler yaptım. Tabii bazı kişiler bazı özel sorular da sormuşlar. İşte sevgilin var mı, çoluk çocuğun var mı, nerede yaşıyorsun tarzında. Onları da eledim. Bu 350 tane soruyu eledikten sonra yaklaşık bir 30 tane soru bıraktım. Bu 30 soruyu bir sıralama haline getirdim. Birkaç parça halinde sizlere buradan aynı anda okuyup aynı anda cevaplamak istiyorum. Umarım şimdiden güzel bir video olur. Evet, ilk soruyla başlayalım o halde. En çok sorulan soruların başında kaç yaşındasınız sorusu geliyor. Arkadaşlar şu an 2020 yılındayız ve 2020 yılı itibariyle ben 26 yaşındayım. Yaklaşık 8-9 yıldır da bu Sultan Papağanı üretimin içerisindeyim. İkinci soru ve daha fazla gelen sorular bunlar. Abi sen veteriner misin ya da veteriner misiniz? Veterinerseniz kliniğiniz nerede diye çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar çok fazla açıklıyorum ben ama maalesef ki veteriner değilim. Olmak isterdim ama bazı hayat şartlarından dolayı veteriner değilim. Ben bir akademisyenim. Çok farklı bir alanda, ekonomi alanında akademisyenim. Ama veteriner değilim. Yakın zamanda bununla alakalı birkaç çalışma da yapıyorum. Belki ikinci bir üniversite olabilir. Böyle bir düşüncem var. Olursa da sizlerle paylaşırım. Çok fazla sorulan sorulardan biri de şu. Kuşçulukta iyi para var mı abi? Arkadaşlar bu işe, bu hobiye her zaman söylediğim gibi bir gönül işi olarak bakmazsanız, bir sevgi işi olarak bakmazsanız hiçbir şekilde maddi ya da manevi bir kazancınız olmaz. Evet, belli bir getirisi var fakat kuşçuluk tek başına bir meslek olarak edinilebilecek bir iş değil. Kesinlikle bunu özellikle genç arkadaşlara tavsiye etmiyorum. En sevdiğiniz Sultan Papağanı mutasyonu nedir diye bir soru var. Şimdi bu soruyu düşündüğümde çok fazla Sultan Papağanı mutasyonları var. Türkiye'de olmayan bazı mutasyonlar da var. Bunlarla alakalı size ben ilginç bir video hazırlamayı düşünüyorum tabii ki. Fakat genel bilinen mutasyonlardan sanırsam Whiteface Cinnamon Pearl diyebilirim. Hatta bir fotoğrafını da bırakırım. Yakın zamanda bir yavrum oldu. Onu da eklerim üzerine görebilirsiniz. İlk ürettiğiniz Sultan Papağanı'nı hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorum. İlkler unutulmaz. Yaklaşık bir 6-7 sene önce üretmiştim. 3 yavrulardı. İkisi lutinoydu. Bir tanesi piet cinsiydi. Çok iyi hatırlıyorum tabii ki. Kaç takım kuşunuz var? Şu an itibariyle 7 takım kuşum var. Sezona başladığımda 12 takımla başlamıştım ama bazı gerekçelerden dolayı, bazı hayatla alakalı meşgalelerin yoğunluğundan dolayı 12 kuşa yetişemediğimi fark ettim ve 5 takımı eksiltmek zorunda kaldım. 7 kuşla devam ediyorum şimdi. Sultan Papağanı dışında bir kuş ürettiniz mi diye bir soru gelmiş. Evet, muhabbet kuşu da ürettim fakat bana hitap etmemişti çok fazla. Sultan Papağanı'nın bu zorluğu, bir meşgalesi, bazı farklı hisleri bana daha fazla geçti. Yakın zamanda belki büyük türlerde düşünebilirim ama Sultan Papağanı genel itibariyle benim uzmanlık alanım olarak kalacaktır. Mesleğiniz nedir diye çok fazla soru vardı. Söylediğim gibi ben bir akademisyenim, veteriner değilim arkadaşlar. Toplamda kaç kuşunuz var diye çok fazla soru geliyor. Şimdi açıkça söylemek gerekirse ben kuşların sayılarını tamamen net olarak bilmiyorum ama takribi olarak 7 takım olduğunu düşünürsek 14 tane oradan eder. Mevcut yavrularla birlikte salmada olan ve büyüyen yavrularımla düşündüğümde belki 40-50'yi bulmuştur diyebilirim. Hangi yemi tavsiye edersiniz? Kullandığınız bir marka var mı diye bir soru gelmiş. Bununla alakalı ben uzun zamandır bir gayret içerisindeyim, çaba içerisindeyim. Özellikle Sultan Papağanı ve muhabbet kuşuna yönelik, özellikle Sultan Papağanı'na yönelik yem bulmakta zorlanıyorduk. Bildiğiniz gibi Daldarinet'le olan bir videomuz vardı. Orada sizlere ben anlatmıştım hangi yemi kullandığımı. Artık net itibariyle bu sezon Daldarinet'ten bütün yemlerimi oradan sipariş ettim. Yaklaşık 20 kilo kadar aldım ilk etapta. Ve şu an kullanıyorum. Çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Bir linkini de açıklama kısmına koyarım. Özellikle evde tek ya da çift kuş besleyen kişiler için olmazsa olmaz bir nimet. Hatta Avrupa'da, Amerika'da bulamayacağınız yem karışımları ve yem tohumları da var içerisinde. Muhakkak bir deneyin. Farkı göreceksiniz zaten. Ben çok anlatmayayım. Hangi ilaçları kullanıyorsunuz diye bir soru var. Çok fazla bu konuda aklımda soru var aslında.
Arkadaşlar ben ilaç kullanmaktan yana değilim tabii ki. Ve kesinlikle ilaç kullanımında, düzenli olarak kullanımında doğru bulmuyorum. O yüzden herhangi bir şekilde ilaç tavsiyesi vermiyorum. Önceden bahsettiğim gibi ben bir veteriner değilim. Ve kesinlikle ilaç tavsiyesi yapmak ya da hastalık teşhisi yapmak benim uzmanlık alanım değil. O yüzden bu gibi konuları lütfen veterinerinize danışın. Kullandığınız ürünleri neden paylaşmıyorsunuz diye bir soru var. Çünkü her kuşa, her ürün farklı etkiler edebilir. Zaten birçok firma birçok etken maddeye sahip ürün çıkartıyor. Bunlar mineraller, vitaminler, destek amaçlı yapılan yem preksileri olabilir. Genel itibariyle çok arkasında durduğum şeyleri paylaşıyorum. Mesela yemin markasını açık açık verdim size, kullandığım yemin. Muhakkak kullanın. Onun dışında emin olun belli bir sır olduğu için değil. Ben herkesin farklı kullanımlarda, farklı dozajlarda, her kuşta farklı etki gösterebileceğini düşündüğüm için genel itibariyle kullandığım ürünleri paylaşmıyorum. Alışveriş sitesi hakkında düşüncelerim var. Alışveriş sitesi hakkında çok fazla ilerleme kaydettik. Çok yakın bir zamanda size açıklayacağım. İçerisini dolduruyoruz diyebilirim. Yeni ürünler ekleniyor, güzel ürünler ekleniyor. Eminim sizler de çok fazla memnun kalacaksınız. Kuşlara çeşme suyu verilmez. Çünkü çeşme suyu pH değeri çok dengesiz bir sudur. Ve aynı zamanda kireç oranı da çoğu yerde yüksek oluyor. Kireç, kuşlara verdiğiniz vitamin, mineral, ilaç ya da antibiyotik her türlü dış etkenin muhteviyatını, yani yapısını bozan bir şeydir kireç. O yüzden lütfen sizler de kuşlarınıza çeşme suyu kullanmayın. Zaten içtikleri günlük 5 mililitre su, onu da damacana su dediğimiz hazır sudan verirseniz çok daha doğru bir hareket olur. Üretimin sırrı nedir diye bir soru var. Arkadaşlar bu şekilde bir 10 dakikalık bir videoda bile anlatılabilecek bir şey değil. Zaten ben üretim sırları adında bir kitap hazırlıyorum ve gerçekten onda da ilerleme kaydettim. %15'lik bir kısmını tamamladım. Çok detaylı. Üretim hakkında baştan sona bir kuşun eş seçmesinden tutun cinsiyeti ayrımına kadar, yavruların büyüyüp yeme düşmesine kadar her süreci anlatacağım bir kitap hazırlıyorum. Çok az kaldı, sizlerle paylaşacağım. Sultan papağanları diğer büyük boy ırk papağanlara nazaran eş seçme konusunda çok fazla hassas değiller. Genel itibariyle sağlıklı olan, beslenme, ısı, ışık düzeni doğru olan kuşlarda eşleşmeler çok yakın zamanda görülebilir. O yüzden sultan papağanlarının çok fazla eş seçmediğini söyleyebilirim size. Hayır, tabii ki kesinlikle kızıştırıcı mama şart değildir. Zaten her zaman söylediğim gibi sağlıklı bir kuş, tüy problemlerini aşmış bir kuş, yani tüy değişimini tamamlamış bir kuş, her zaman doğasından gelen bir dürtüyle yavru yapmaya yönelecektir. Tabii ki bu kızıştırıcı mamalar yalnızca kış mevsimlerinde kuşunuzun yaz gibi hissetmesini sağlamak üzere, vücudu ısıtmak üzere dizayn edilmişlerdir. Hani belki kışın kuşları daha fazla yağlı tutmak ve üretime teşvik amacıyla bu tür mamalar kullanılabilir. Ama tabii ki abartmamak lazım. Dinlendirme sultan papağanlarında çok önemli bir konu. Kitapta bu konuya çok fazla yer verdim. Çok fazla hatırlatma yaptım. Muhakkak ki muhakkak her kuşta, yani kuşunuza güvenseniz bile, 2 kuluçkadan sonra yaklaşık 40 gün dinlendirmenizi tavsiye ediyorum ben. Kuşlar bu 40 günlük arada eğer tüye girerlerse 40 günlük süreyi 50 ya da 60'a uzatabilirsiniz. Bu 50 ya da 60 günlük zaman diliminde ise güzel bir beslenme takvimi ve ek vitamin takviyeleriyle kuşunuzu yeni bir kuluçkaya hazırlayabilirsiniz. Sultan papağan üretimi sanılanın aksine çok fazla zor değil. Fakat çok fazla detay barındırıyor. O yüzden bunları tam olarak anlamadan, algılayamadan, sultan papağanının yapısını ve üretimin tamamen detayını anlamadan üretime başlamak size bazı zorluklar getirebilir. O yüzden zor değil ama bilmek gerekiyor. Zaten benim yaptığım burada YouTube kanalında, Instagram'da sizlere defalarca anlatmaya çalıştığım şey de bunu yenmek üzere ben üretimin her aşamasını sizlerle paylaşıyorum. Yeme düşmeyen yavrular konusunda benim birkaç farklı tecrübelerimle elde ettiğim yöntemler var. Bu tabii ki çok farklı bir videonun konusu olabilir ama size tavsiyem, bu kuşlar doğalısı itibariyle taklit etmeye çok fazla yatkın kuşlar. O yüzden yem yiyen bir kuşun yanına yeme düşmeyen bir yavrunuzu koyduğunuzda ondan görerek o da yem yemeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu zaman sürecinde de kuşunuzun kursak kontrolünü yaparak mama ya da yem yediğini kontrol etmelisiniz. Arkadaşlar sanılanın aksine YouTube'da çok fazla para yok maalesef. Belki dışarıdan da çok farklı empoze ediliyor ama aylık kazanılan tutar 100 lirayı geçmiyordur, emin olun. Zaten bununla alakalı yakın zamanda bir video çekmeyi düşünüyorum ve bu 100 lira da artık 100, 120 lira, 80 lira neyse onu da tamamen sizler için harcamak, sizlere bir alışveriş çekiyle geri döndürmek istiyorum. Benim her zaman söylediğim gibi bu işten
Herhangi bir maddi beklentim yok. Zaten benim bir işim var. Tamamen hobi olarak yapıyorum ve sizlerin iyiliği için çalışıyorum. Evet, izlediyseniz ve beğendiyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kimseye abone ol diye zorlamak benim tarzım değil. Sevdiyseniz, beğendiyseniz zaten beğenip abone oluyorsunuz. Ben görebiliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.